Mehmet kadını görev başında. Mehmetçiğe önce boyunluk ördüler, sonra tek tek paketleyip paketlerin üzerine de nazar boncuğu iliştirdiler. Cumhuriyet kadınları Afrin'de ve Yüksekova'da mücadele veren askerlerimizi unutmadı. Soğuk havalarda üşümesinler diye onlara boyunluk ördüler. Cumhuriyet Kadınları Derneği'nin başlattığı anne sevgisiyle Mehmetçik için boyunluk örüyoruz kampanyası çığ gibi büyüdü. Yani tahminimizden o kadar öte bir ilgiyle ve sevgiyle karşılaştık ki biz bile inanamadık. Hala tüylerimiz diken diken oluyor. Bunlar bizim hepimizin evladı. Bağrımıza bastık. Sevgiyle bağrımız, sevgiyle yapıldı hepsi. Adı konmayacak bir duygu. Allah bin kere razı olsun bu Cumhuriyet Kadınlar Derneği'ne. Yurdun dört bir yanından derneğe boyunluk yağdı. Annelerin el emeğiyle örülen boyunluklar paketlenip kolilere kondu. Ve çok duygu dolu anlar yaşadık. Telefonda ağlayanlar, sohbet edenler, daha ben ne yapabilirim, ne gelir, sabunluk örebilir miyim diyenler oldu. Hepimiz tüylerimiz diken diken bu kampanyayı yürüttük. Çok şükür toparladık. Daha gelenler var. Onları da daha toparlamaya devam edeceğiz. CKD üyeleri boyunluk kampanyası ile ilgili basın açıklaması yaptı. Boyunluk bir simgeydi bizim için. Boyunluğumuzu askerimize gönül bağ kurmak için gönderiyoruz. Başlatılan kampanyanın detaylarını İstanbul Maltepe CKD Şube Başkanı Sibel Karaoğlu anlattı. Bu boyunluklar geldi değil, yağdı adeta. Her yerden boyunluk yağdı. Derneğimizin kapısı hiç susmadı bir aydır. Kimisi kendi getirdi, kimisi kargoyla gönderdi. Basın açıklamasının ardından Mehmetçik için hazırlanan koliler kargoya verildi. Mustafa Kemal'in askerleri.